kontrolümüz dışında bir zorluk. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle tam olarak yaşadığımız bu. Fiziksel olarak hastalanmasak da bu sürece ruhsal olarak dayanabilmek belki de bir parça kabullenip bu sürece de uyum sağlamaktan geçiyor. Her şeye rağmen hepimizin yapabileceği şeyler var. İnsana en iyi gelen şey birilerine fayda sağlamak. Ne dersiniz? Zor zamanlarda birbirimize destek olsak, sosyal dayanışmayı artırsak, virüs esaretini daha kolay atlatmaz mıyız? Hepimizin hayatlarında yarattığı değişim, fiziksel koşullarımızdaki bozulma, kısıtlanma hem maddi hem de manevi boyutuyla gündemimizde. Bireysel olarak virüs esaretine dayanmak kolay değil. Bu süreçte bize yolu açan, birilerine fayda sağlamak, iletişimde kalmak ve sosyal dayanışmayı gösterebilmek. İşte o yol bizi sonunda iyi hikayelerle buluşturuyor. Biz her hafta sizinle iyi hikayeler paylaşmak için bu programı yapıyoruz. Lütfen bize yazın, iyi hikayeler etiketiyle paylaşımlarınızı bekliyoruz. Biz her hafta olduğu gibi NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteyiz. Erden Bey, aslında kontrolümüz dışında bir zorluk yaşıyoruz ve bu süreçte bazı şeyleri kabullenmek de çok kolay olmuyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşanan bir virüs esareti. Ne dersiniz, bu sürece dayanabilmek, bu süreci atlatabilmek nasıl kolaylaşır? Yükün ağırlığını ölçü belirliyor. Yani o neyle ölçmek istediğimize bağlı, biraz bize bağlı. Dayanmak ve yük denkleminde şunu anlamamız gerekiyor. Gerçekten her şeyi kontrol edebilir miyiz? Veya kontrol ettiğimizi düşündüğümüz şeyleri ne kadar kontrol edebiliyoruz? Kontrol etmek senin hoşuna gidiyor belki. Ama hayatı da çok zorlayan bir durum. Yani dünyamızın 1500'lü yıllardan itibaren işte Newton'un bu malum yer çekimi ve etki tepki yasalarını bulmasıyla birlikte determinizm etkisine girmesi, yani sebep sonuç ilişkisi konusu, yani aynı sebeplerle aynı sonuçlar ortaya çıkar. Dolayısıyla sebepleri kontrol edebilirsek sonuçları da kontrol edebiliriz diye. Bilim tabii ki çok önemli ama insan her şeyi kontrol edebilmek, salt bilimle sağlayabilmek mümkün değil. Biz aslında bunun farkında olduğumuzda, bunu en kolay çocukları olunca insanlar fark ediyor bence. Yani çocuğunuza çok basit bir şeyi, onun yapısında onu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yıllarca da bununla ilgili çaba sarf ediyorsunuz. Tatlı tatlı çabalar. Sonuçta doğru düzgün hiçbir değişim kat edememiş oluyorsunuz. Çünkü herkesin bir yapısı var. Yani kendi çocuğumuzun üzerinde bile yapısal kontrolümüz yokken biraz tanrıcılık oynamak oluyor bu. Yani bu denli kontrol hissetmek. Halbuki hayat bize sürekli, gelişim odur. İnsanoğlu niye dayanabiliyor, neden sürekli gelişimini yapıyor, neden uyum sağlıyor kısmı. Çünkü bilmediğinin farkında, nasıl daha iyi yapabilirimin farkında. Bir kere bu süreci nasıl daha rahat geçirebiliriz? Sırf bize bu yolculuğa çıkma imkanı sağlaması bile bu sürecin çok değerli. Bir de şunu sormamız gerekiyor bence kendimize. Bizden beklenen hep zafer mi? Yoksa gayemiz sadece sefere çıkmak mı yani? Bence insanın yapabileceği şey sadece çabalamak. Yani sefere çıkmak. Zaferle insanın kendisini ilişkilendirmemesi gerekiyor. Yani başarı, sonuç, yani sonucun kölesi olmak çok büyük bir esaret. Özgüvenli birey, yani cesaretle yaptığı şey, ya ben yaparım, sonucunu önemsemem der. Aynı süreci yaşıyorsunuz bu arada, değişmiyor. Diyeceksiniz ki o zaman ya sonucu önemsemeyeceksek ne yapacağız? Şunu bileceğiz sadece, bizim vazifemiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Her zaman. Ama sonucu önemseyerek değil, o ana değer verdiğimiz için yapmak. Dünyanın en iyi tuvaletini temizleyecek adamlardan birisiyim. Sen o görevi ver, onu da aslan gibi yapmak zorundayım. Çünkü ben o göreve karşı sorumluyum. Sonuç biz belirleyemediğimizi kendimiz fark etmemiz gerekiyor. Çaba sarf etmeliyim. Bu durumda yerimde oturamam. Evimde olsam dahi çaba sarf etmeliyim.
dayanmak biraz da hani kabullenmekten, biraz da rahat olmaktan da geçiyor sizin de vurguladığınız. Sonuçta bu süreci biz biraz da bir virüs nedeniyle yaşıyoruz. Aslında o virüs bile yani insan vücuduna geldiğinde uyum gösterirse yaşayabiliyor. Uyum göstermediğinde hem bizi hasta ediyor hem de Allah korusun biz de ölürsek virüs de bizimle birlikte ölmüş oluyor. Yani bunu bilim adamları böyle anlatıyorlar. Bu çerçevede dayanmak biraz esnek olmaya, uyum göstermeye de bağlı. Mesele işte bunu fark edebilmek. Bunu yapabilmek, bu aslında hem topluma yapacağımız bir iyilik hem de bireysel olarak kendimize yapacağımız büyük bir iyilik olacak. İçerisinde çok güzel mesajlar olduğu için onları fark etmeye çalışmak mesela insanın dayanıklılığını çok arttıran bir şey. Tam tersi sizi bu uzaydan alıp başka bir geometriye, başka bir yere taşıyor. Ümit buradaki mesele. Zaten bunlar iyi olacak beklentisi de bir ümit. Şu süreçte dünya çok adil. Dünya çok eşit ve çok ortak. Yani herkes aynı anda çok farklı yerlerde aynı şeyleri hissediyor. Aynı duyguları. Yani bu kadar ortaklaşa bir duygu müthiş bir şey mesela. Uyum sağlamak idrakle alakalı bir şey. Niye biz canlılar arasında uyum becerisi en yükseğiz ve o yüzden hep devam ediyoruz hayatta kalmaya? Çünkü idrakimizden dolayı. Burada idrak edeceğimiz şey zorluklar mı yoksa olumsuz şeyler mi? Ya da bu bizim kendimize dönmemiz için bir fırsat mı? Ben öyle üniversitelere gidip konuştuğumda şey diyorum yani ya olsun bir sene uzasın okul sorun değil. Çünkü bir daha hayatınızı durduramıyorsunuz diye. Ama duruyormuş. İnsanın dönüp ben ne yapıyorum diye düşünmesi. Dönüp ya bu kadar ömür geçirdim ne fayda yarattım diye düşünmesi. Daha fazla ne yapabilirdim diye düşünmesi. Çok güzel duygular. Doğa da kendine ait olanı alıyor mesela şu an. Ne kadar güzel bir sürü panda hikayeleri duyuyoruz, farklı canlılarla hikayeler duyuyoruz. Sadece biz durduğumuz için. Olumlu bakmaya çalışmak değil, gerçekten idrak edip doğru değerlendirmek. Dayanma da aslında şöyle bir şey. İşte bu umutla, olumlu bakmakla alakalı çok güzel bir fare deneyi var. Bir fareyi kendi boyundan büyük su dolu bir bardağa atıyorlar. 45 dakika kadar mücadele ediyor, ondan sonra pes ediyor ve ölüyor. Sonra yine aynı suya başka bir fareyi atıp tam bu dayanma gücü gitmeden çıkarıyorlar dışarıya tekrar suya atıyorlar. Yani çıkabileceği ümidini artık öğreniyor çıkabileceği şeyi. 24 saat mücadele ediyor. Hayatta kaslarımızı ve zihnimizi tetikleyen şey kalbimiz. Duygular aslında bizi yönetiyor. O da bizim hangi yola gitmek istediğimize bağlı. Yani bu süreçte biz evde oturduk kaç haftadır. Başkaları için ne yapabilirim? Yani birilerini telefon açıp ona umut verebiliriz. Onun moralini düzeltebiliriz. Çünkü hep bu zenginin fakire borcunu kabul ediyoruz ya. Daha umutlu olan, daha pozitif düşünenin de daha dayanıklı olanın zekatı da bu. Aynı sebeple sizde ne çoksa onun borçlusuyuz. Ahlaklı da ahlaksıza borçlu. Yani çalışkan tembele borçlu. Hiçbirimiz çalışkan olmak için bir şey yapmadık. Bir dönüp düşündüğümüzde yani çocukken iki kardeşim birisi çalışkan birisi tembel. Yani yaratılış bu. Kaynağı bizden olmayan bir şeyi biz 10 yıl, 20 yıl sonra onun bize ait olduğunu düşünüyoruz. Yani vizyoner ve çok çalışkan olduğu için başarılı oldu diyoruz. Yani babasından para kalıp da başarılı olan adama babasından kaldı diyoruz. Ben mesela kendimle ilgili öyle bir şey dedim. Ben de miras yediğim yani. Bana da Allah'tan vizyon kalmış veya Allah'tan çalışkanlık kalmış. Birçok şey kalmış. O yüzden umutlu olmanın da yani borcu onu aramak. Başkaları için bir şey yapmaya çalışınca kalbimizden ruhumuz çıkıp artık bizden o dert çıkıyor. Başkasına ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Kendiniz aklınıza gelmiyorsunuz bile. Sizin hayatınız da kolaylaşmış oluyor. Kesinlikle. Bir de bu süreçte hani böyle hayatta yapmam dediğimiz şeyleri de yapmaya başladık. Yani esnek olmaya çok alışkın değilsek bile bu süreç bizi zorla adapte de ediyor bazı şeylere. Sadece bireysel olarak da düşünmemek lazım. Yani aslında kurumların da benzer bir adaptasyon süreci yaşadığına şahit oluyoruz. Burada birçok firma, mesela üretim yapan firmalar işlerini bıraktılar. Sosyal fayda için bu döneme özel üretim yapmaya başladılar. Maske, tulum üretmeye başladılar. Bunun aslında en güzel örneklerinden birini de Neff Vakfı olarak siz yapıyorsunuz. Aslında özünde bir inşaat firması ama bina yapmak değil. Şu anda tamamen bu sürece dönük antibakteriyel tulum, entübasyon kutuları ve bazı özellikle bu korumalı siperlikler üretmeye başladınız. Bu sürece siz nasıl adapte oldunuz? Şöyle çok fazla ihtiyacı olan insan var diye düşünüyor ister istemez. Yani dediğim gibi insan kendi derdine dönünce bu melankolikleşme oluyor. İnsanın çok en kötü şeydir kendine acıması. Yani çünkü yutuflar içerisindeyiz. Yani her anımız, yani nefesin ne kadar kıymetli olduğunu işte burada anlıyoruz. Veya çok değer verdiğimiz şeylerin aslında hiçbir değeri olmadığı, onlarsız da yaşadığımız işte
sizle de konuştuk. Bir eşofmanla tüm gününüz de geçiyor. Aslında o ihtiyacım var dediğimiz şeylere ihtiyacımız olmadığını burada anlıyoruz. Ama şu an zor durumda insanlar var ve bunun için ne yapabiliriz diye düşünüyorsunuz. Ben işte Mart'ın 16'sıydı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Farkında olunmayan ihtiyaçlar var ve bu süreç içerisinde ortaya çıkıyor. Dünyada neler yapılmış? Onlar bizden daha önce yaşayan ülkelere de baktık. Bir pandemi heyeti oluşturduk. İçinde 8 tane hocamız var. Onun dışında malzeme mühendisleri, mekatronik mühendisleri, endüstriyel tasarımcılar var. Pandemi hastanelerinden başhekimlerimiz var. Ve ihtiyaçları önce tespit ettik. Sonra bunların tasarımlarını yaptırdık. O süreçte şöyle işledi. İhtiyaç tespiti, tasarımlar, prototipler test edildi. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında test edilenler var. Farklı laboratuvarlarda. Ondan sonra hastanelere denenmesi için gönderildi. Bu hastanelerde, deneyimli hastanelerde denenip tekrar değişiklikler yapıp üretilmeye başlandı. Ve birkaç hafta içinde? Şöyle 16'sında başladık, 21'inde ilk üretime başladık. Günde 40 bin üretmeye başladık, 40 ila 50 bin arası siperlik. Sonra entübasyon kutusunu, bu nedir? Yani hastayı doktorlar entübe ederken doktorları koruyacak. Bu hizmeti onlar yürütüyor. Yani ben gün içinde birçok hastaneyle konuşuyorum. Yani başka bir mücadele veriyorlar şimdi orası. Yani bunun duygulanmasının sebebi insanın onlara bir şey olacak değil. Anladın mı? O adanmışlığa insan en çok zaten yapıyor. Yani canına bir şey olacağını bilip orada durmak. Peki bunu bilirken insan evde nasıl durur? Veya sadece sosyal medyada onu şöyle bunu böyle diye nasıl yapar? Veya birbirine yemek tarifi sadece nasıl gönderir? Bunu kendimizce değerlendirmemiz gerekiyor. O zaman diyorsun ki bir gün önce bile, sonuçta bir gün önce bir yerlere ulaştığınızda o bilmem kaç yüz kişiyi korumuş olacaksınız. Vazifeniz onun sistemi şusu busu veya aman düzgün üretilsin şu bu. Yani vazifeyi görsün ve vazifeyi görecek hızda ve basitlikte bir şey olması gerekiyor. Biz entübasyon kutularını üretmeye başladık. Sonra numune alma kabinlerini üretmeye başladık. Bunların hepsi 7-8 gün içerisinde. Ve başlarken şunu yaptık, bunu tüm Türkiye'ye göndermemiz lazım. Yani bütçemiz, şuyumuz, bunun tabii ki sınırlı ama Mevlana'nın çok güzel bir sözü var, yola çıkınca yol kaybolur diye. Baştan kaynağını düşünmemek gerekiyor. Bakın gerçekten öyle bir kaynağımız olduğu için söylemiyorum, yok zaten. Onun için benim şu an bu ihtiyacı yapmam lazım, adam canını verecek. Ben de aman kaynağıma göre hesaplama yapayım veya sadece bir konuyu sahipleneyim, o konuyu sahiplenince o konuda görsellik kazanayım. Yani, sizin bir üretim tesisiniz falan da yoktu buna özel değil mi? Yani nasıl adapte oldunuz? Ne üretim tesisimiz var bununla ilgili, ne bilgimiz var buradaki yani. Önce dediğim gibi bunu çok uzman insanlarla heyet oluşturup, tüm gece gündüz yani ben herhalde 18 saat birçok arkadaşımız var. Yani onlara da buradan Allah razı olsun. Hep birlikte günde 200 kişiyle falan konuşuyorduk yani. Üretim yerlerini ayarladık, onlara çizimler yaptık. Dediğim gibi çok teknik kişiler olduğu için hızlı ilerledik süreci ve 81 ile gönderiliyoruz. Şu an farklı şehirlerde ürettirip yerlerine oluyoruz. Çünkü bunun lojistiği de bir süre alıyor. Bir de bazı şeyler büyük. Mesela numune alma kabini dediğim şey 1,5 metrekare neredeyse şeyi var. Bu tip şeyleri her şeyden üretici arıyoruz. Bunları yapacak. Birçok şehirde bulduk, olmayanlara gönderiyoruz ama daha hızlı ulaştırmak için. İkincisi bu ihtiyaçlar için hastanelerimizin ihtiyacı veya bunları üretecek kişiler için bir mail paylaşmak isterim. covid19@nefvakfi.com.tr buraya gönderebilirler. 3 haftadır neredeyse üretiyoruz. Bugün işte NTV bizden üretim videosu istiyor. Üretim videomuz falan yok. İnsanın aklına gelemez diye düşünüyorum yaptığı şeyin videosunu çekmek. İşte bugün çekilecek. Evet, yani tamamen işe odaklanıldı, üretime odaklanılan bir süreç oldu. Öyle olması gerekiyor. Derde odaklanıyor insan, onun dertle dertlenmek demek o. Zaten dünyanın yaşadığı sorunlar, bu sosyal sorumluluk da bence öyle bir şey. Biraz yapıyor olmak kısmı var, işte bunu başkalarına anlatmak kısmı var. Ben anlatılmasını demiyorum, muhakkak anlatılsın. Ama ana amaç onu önlemek. Evet. Anlatmak insanın sonradan aklına geliyor olması gerekiyor. Peki kaç kurumla işbirliği yaptınız bu süreçte? Bir kere hani hocalarımız farklı farklı hastanelerden, farklı gruplardan. Burada işte Haseki Hastanesi'nin başhekimde var, Amerikan Hastanesi'nden hocalarımız da var. Çapa'dan var, Cerrahpaşa'dan var, Samatya Hastanesi'nden var gibi yani pandemi hastanelerinden. Kale grubunun Ar-Ge'sinden
var. İşte Havelsan'da çalışan kişiler de var. Herkes gönüllü. Biz üretimi koordine edip ondan sonra işte malzemeleri, şu dönemde malzeme tedarik etmek inanılmaz zor mesela. Yani o malzemeyi oradan buluyorsun, onu oradan buluyorsun. O kadar şey bir süreç ki. Mesela numune alma kabini dediğimiz şey çok önemli. Çünkü yani o numuneyi alırken de hastalık bulaşıyor veya tedirginlikten dolayı doğru numune alınamıyor. Kaç parça ürün ürettiniz? 6 farklı ürün üretiyoruz. Bir, numune alma kabinleri ürettiğimiz. İkincisi entübasyon kabinleri. Üçüncüsü siperlikler. Dördüncüsü tulum ve önlükler. Beşincisi ventilatörlerle ilgili ara parçalar. Altıncısı da dezenfektasyon istasyonları. Yani insanların otomatik olarak içinden geçerek dezenfekte olduğu istasyonlar. Tüm illere ulaştı bunlar. Ve 500 binin üzerinde ürün dağıtmış olduk şimdiye kadar ve üretmeye de devam ediyoruz. Aslında çok daha fazla ürün belirlemiştik. Mekanik ventilatörlere filtre uygulayarak ne yapabiliriz? Acaba ventilatör ihtiyacı düzeyine gelmemiş hastalar için başka bir şey yapılabilir mi? Yani oldu da ürün ama kullanım için şu an gereği yok diye şey yapıldı. Çünkü hakikaten de yani ona da ayrıca bir şey yapmak lazım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları çok İyi. Gitgide sayılar çok azalıyor. Yani acile başvuran insan sayıları 1/3'e 1/4'e duruyor. Bu tabii ki disiplinli duruşumuzu bu konuda gösterdiğimiz şeyin karşılığı. Biraz bunu esnetirsek artacaktır. Hastanelerde çok fazla hani şey hazırlık var. Ama bu dönem dünyada ilk defa olduğu için yani entübasyon kutusu diye bir hazırlık olamazdı zaten. İmkansızdı. Biz zaten o olamayan hazırlıkları gideriyoruz veyahut gidermeye çalışıyoruz. Bir sağlık çalışanı 8 saatte 24 tane tulum değiştirmesi gerekiyormuş. Firmalar, sivil toplum da buna destek sağlayınca şey yapılıyor. Yoksa bunu da söylemek lazım, çok iyi de bir hazırlık var. Buna şüpheyle de bakılıyor ama tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki hazırlığı da çok çok gelişmiş zaten. Hala yoğun bakımlar en fazla olan yerde %80-90 dolu diyeyim. En çok olan yerde yani orada bile %100 doluluğa ulaşılmamış durumda. Ona da ayrıca bir parantez açmak gerekir. İşte çok güzel gönüllü üretim platformları da ortaya çıktı. Aslında bir grup mühendis, özellikle bu koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için bu siperli maske üretmek için yola çıktılar. Türkiye'nin dört bir yanına da çağrıda bulundular. Çok güzel bir hikaye yaratmışlar. Sizinle de birlikte iş yaptıklarını biliyoruz. İşbirliği de yapıyorsunuz bu süreçte. Bir izleyelim, üzerine yorumlarınızla devam edelim. Siperli maske üretiyoruz sağlık çalışanlarına. Bu tam da anlamında koruyucu maske değil. Ama bu el alışkanlıklarını, yüze dokunmasını engellemek için ve herhangi bir sıçramayı surata engellemek için kullanılan genel bir maske, medikal maske. Bir grup mühendis platform oluşturdu ve Türkiye genelinde organize oldu. Amacımız şu anda hastanelerde pandemiyle uğraşan doktorların operasyon sırasında konforunu rahatlatabilecek şekilde bir maske tasarlamak. Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siperli maskeler üretiliyor. Sağlık çalışanlarından çok ciddi bir şekilde talep var. Yaklaşık 200 bini aslında aşan bir talebimiz var. Platform kurduk. Bunu kurmaya da bizi talepler teşvik etti. Çünkü çok fazlasıyla ben de destekçi olmak istiyorum diyen arkadaşlar mevcuttu ve bana da ihtiyacım var diyen sağlık çalışanları mevcuttu. Sistem basit işliyor. 3boyutludestek.com adresine giriyorsunuz. 3D yazıcınız varsa sisteme dahil oluyor ve verilen kodlarla gönüllü olarak siper maskesi üretiyorsunuz. Bunun üstte siyah gördüğünüz parçası 3 boyutlu yazıcıyla üretiliyor. Yaklaşık bu 3 saat sürüyor. Şimdi bunu iyileştirme yaparak da 2 saat indirmeye çalışıyoruz. Bu öndeki şeffaf olan yer ise petçi olarak kullanılan bir malzeme. Bunu da lazer kesimde yaparak da biz sağlık çalışanlarına bu ürünleri ulaştırıyoruz. Sonra bunu ona takıyorsunuz. Bunu buraya çok kolay bir şekilde montaj edilebiliyor. Kısa sürede Türkiye'nin hemen her ilinde 3D yazıcısı olan gönüllü sisteme dahil oldu. Herkes emeğini ortaya koydu.
Motor Platformu adında bir grup var. O konuda bize lojistik konusunda bize çok destek oluyorlar. Sağlık çalışanları internet sitesinden talep formu doldurunca üretilen maskeler de Motor Platformu gönüllüleri tarafından adreslere ulaştırılıyor. Sağlık çalışanlarına ücretsiz maske kampanyasında bizler de varız. O merkezdeki bilgileri sonra lojistik ekibimiz hızlıca organize olup eğer ürün tam bitmiş halindeyse hastaneye, eğer bitmemişse de merkezlere toplayıp orada bu PETG dediğimiz malzeme, yüz koruma malzemelerinde takılıp ondan sonrasında ilgili talep eden kişilere ulaştırmasını sağlıyoruz. Maske istedim ben onlardan. 2 gün geçmeden bize getirdiler. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Her bir yazıcı birkaç saat içerisinde gerekli parçaları üretebiliyor. Böylece Türkiye genelinde günde 5000 siper maskesi üretiliyor. Talepleri toplayıp biz onlara tamam diyoruz, size üretebildiğimiz kadarını ulaştıracağız. Çoğu mühendis ve genç olan gönüllüler aslında yaptıkları bu maskelerle çalışanlara bir nebze olsun umut olabilmeyi de amaçlıyor. En çok duyduğumuz şey ve bu konuda bizi de motive eden şey aslında maskeyle beraber aslında insanlara bir ümit dağıttığımız, yani bu virüsü yenebileceğimiz, onun bizden güçlü olmadığı, bu tedbirlerin daha kıymetli olduğu konusunda sağlık çalışanından gelen bu güzel dönüşler de bizi motive edip daha çok fazla üretmeye teşvik ediyor. Siz de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanıysanız eğer, siteye girip formu doldurup bu maskelerden talep edip kullanabilirsiniz. Ya da 3 boyutlu yazıcınız varsa sisteme dahil olup yazıcınızla bu maskelerden üretip virüsle topyekün mücadeleye büyük bir katkı sunabilirsiniz. Siz kimseyi para vererek bu işi yaptıramazsınız. Bu gönül işi. Herkes bir şekilde bu noktaya elindeki emeği, elindeki gücü koymuş durumda. Ülkecek bu konuda ortak bir noktada buluşmuş durumdayız. Sosyal medyadan destek veren, paylaşarak destek veriyor. 3 boyutlu yazısı olan üreterek destek veriyor. Malzemesi olan tedarik için ücretsiz sponsor olmak istiyor, destekçi olmak istiyor, o şekilde destek veriyor. Herkes bu işin altına artık elini koymuş durumda. 3D'nin destekleri için hastaneye çok teşekkür ederim. Bu zor zamanımızda yanımızda oldunuz. Çok sağ olun. Gönüllü, kolektif bir üretim hareketi, 3 boyutlu destek. Twitter'dan bir çağrıyla başladı ve iş çok büyüdü. Siz bir şekilde bir araya da geldiniz. Birlikte nasıl bir iş yapıyorsunuz şu anda? Bu arada herkesin bu sürece destek olabileceğinin altını çizmek de lazım herhalde, değil mi? Hem sosyal medya desteği olabilir, ham madde desteği olabilir. Yani 3 boyutlu yazıcınız varsa siz evde bu platforma destek verebilirsiniz. Çok güzel bir kolektif bir hareket oldu. Ben sağlıkla ilgili çalışan bir vakfı aradım. Lokman Hekim Vakfı'nı. O zaman haberim oldu kolektiften. Sonra onlarla görüştük. Böyle bir şey başlatmışlar. Çok değerli. Bir sürü kişiyi evlerinde oturan insanları ortak etmek de yani en az sağlık personeline bunun ihtiyaçlarının sağlanması kadar çok değerli bir şey. Bizim şirkete geldiler şu an kaç haftadır orada yer alıyorlar. Tamamen bağımsız olarak başlattıkları, biz sadece işte mekan ve bazı şeyler olarak elimizden geldiğince destek veriyoruz. Faydalı olmaya çalışması insanın, o da kendi tedavisi. Aslında yani bu kolektif hareketinin öyle bir güzelliği var. Hem evimizde otururken kendimizi tedavi ediyoruz bir şeye faydalı olduğumuz için. Hem de tedavi edenlere de yardım etmiş oluyoruz. Çok güzel ve acayip büyük bir oluşum yani. Ve sadece küçük makineler değil, büyük makineler olan üyeleri de var. Bir anda işte kıvılcımı yakıp böyle bir şey oluşturdular. Ve bundan sonra da böyle bu kolektif hareket her zaman ihtiyaçlara yönelik şeyler üretecek. Memleketin ihtiyacı olduğunda veya dünyanın bir yerinde ihtiyaç olduğunda, o da başka bir sevindirici bir durum. Yani evde ne yapabilirim ki diye düşünmemek lazım. İşte evinizde 3 boyutlu yazıcınız varsa maske üretebilirsiniz sağlık çalışanları için. Bunun gerçekten sosyal medyada giderek büyüdüğünü, yayıldığını, daha çok paylaşıldığını da görmeye başladık. Yani hepimiz farklı düşünmeye başladık bu süreçte. Yani bu çok aslında altı çizilmesi gereken bir şey. Bir şekilde bir uyum, bir esneklik bir yerden göstermeye başlıyoruz aslında. Uyumu daha insani şekilde çevirmek gerekiyor. Yani buradaki zorluktan, yani şöyle düşünelim. Zamanında bu Moğol istilası falan döneminde, o Anadolu'daki o kıtlık dönemindeki zorluktan ne çıkmış? Dayanışma çıkmış. Yani işte ahilik, sanayi devrimleri sırasındaki zorluktan sendikalaşma çıkmış. Bunlar insan odaklı dönüşümler. Kendimizi dönüştürürken onu insan odaklı yöne çevirmemiz lazım. Yani kendi devrimimizi başlatabiliriz en azından. Bu kadar ihtiyacımızın sınırsız olduğunu düşünüyorduk. Meğerse yalanmış yani. O ihtiyaçlarımız olmadan da çok da rahat yaşayabiliyoruz.
Ne oldu? Başkalarının hakkını boşuna yemişiz. Bunu fark ettiğimiz. O zaman kendimize yönelik dönüşümlerde ne olabilir? Daha dünyaya adaletli yaklaşmayı. Çünkü bireyler değişirse toplumlar değişiyor. Bunu biz dönüştüreceğiz. Yani bunun, çünkü her şerde hayır vardır mantığı var ya, o negatiflikte hep aslında olumlu şeyler var. Çok yönlü mesajlar var. İnşallah şu yaşadığımız süreci devam ettirebiliriz. Benim hep hayalim sosyal şirketti. Yani Nef'i o yüzden kurmuştuk. İşte adının nefesten gelmesi, hayatta ilk aldığın şey ve son verdiğin şey. Dolayısıyla aldığın her şeyi geri verecek bir yapı. İşte dağıtılabilir karının çok önemli bir kısmını toplumsal işlere versin ve büyük ortağı toplum olsun. Yapmak istediğim hep şimdiye kadar oydu. Bizim vakıf o yüzden şirketin içerisindedir. Ya her çalışanın iki şapkası olsun. Şirketteki sorumlulukları için bir şapkası olsun. Bir de toplumsal şapkası olması gerekiyor. Bu Covid bize ne yaptı bununla ilgili? Şirketin çoğu bunun için çalışıyor. Yani hastaneleri arayan gruptan üretim için odaklanan, malzeme bulmaya çalışıyoruz değil mi? Toplantılarımız bu için. Dolayısıyla yıllarca hayal edip olmayan şey bir günde oluverdi. Allah razı olsun. Virüs esaretinde de böyle dayanışmanın çok güzel örneklerini gördük. Aslında herkes evlerine hapsoldu bir şekilde ama her şeye rağmen hayata dört elle sarıldı. Bunun çok güzel örnekleri var. İşte kimi şarkı söyledi, kimi balkonuna çıktı, bir enstrüman çaldı, komşularına konser verdi. Yani böyle bir dizi örnek var aslında. Böyle kısacık izleyicilerimize hep haberlerde izledikleri ayrıntıları da hatırlatabiliriz. Mesela pek çok örneği aslında virüsün en çok vurduğu Avrupa ülkesi İtalya'dan da gördük. İtalya'da mesela Torino'da balkonuna bir genç ekipman kurmuş, bir DJ. Komşularına açık hava konseri verdi. Sonra işte başkent Roma'dan çok haber geldi bu süreçte. Pek çok müzisyen yine balkonlarından hem kendilerinin hem de komşularının moralini yüksek tutmak için işte gitarıyla, saksafonuyla konser verdi. Dünyaca ünlü pek çok sanatçı aslında hani belki de çok yüksek rakamlara sattıkları konser biletlerini bir kenara bırakmak zorunda kaldı ve evde kal etiketiyle kendi evlerinde canlı konserler verdiler, online ve tamamen ücretsiz. Böyle mini konserler izledik. Türkiye'de de ücretsiz online konserler oldu. Çok da büyük ilgi gördü vatandaşlar tarafından. İşte müzeler kapatılmak zorunda kaldı koronavirüs salgını nedeniyle ama mesela bazı müzeler 3 boyutlu sanal turla izleyicileri için ücretsiz müze gezme zevki yaşattılar. Aslında alışkın olmadığımız pek çok şeyi de yaşadık ama hayatımıza girdiğinde bunlara alıştığımızı ve bunlardan da çok keyif aldığımızı gördük. Sanat en iyi ilaçmış, bunu da öğrendik. Evet, sanat zaten yani hep şey var, ruhun özgürlüğü. Zaten insanoğlunun yaratılış yolculuğu bu ya, yani yaratılığından beri bir özgürlük arayışında. Yani insanın en büyük yolculuğu o. Müzik yani en hızlı insan zihninin transferidir. Yani buradan milyar kilometre kat edebilirsiniz bir saniyelik müzikle yani. En şey konserden, hani o balkonda onu dinleyen insanlar daha fazla mutlu oluyorlar. Onu balkonda yapan insan bugüne kadar yaşamındaki yaptığım en iyi işlerden birisi diye söylüyor. Yani bir saniye, yani bu dönem bu negatiflerden hep pozitif sonuçlar çıkarma zamanı, onu öğrenmeye çalışmamız. O çok böyle kilit, böyle şey gibi, master key gibi yani, her şeyi açacak bir anahtar. Mesajları aslında normal zamanda da, dönemde de sürekli mesajlar yapıyoruz ama alamıyoruz yani. Bu tip sert etkiler mesajı almamıza fayda ediyor. Tüm dünyanın aynı anda, aynı dönemde, aynı şeyi düşünmesi, aynı duyguyu hissetmesi ne kadar güzel bir şey. Bu bir taraftan devam etse ne güzel olur. Biliyorsunuz mültecileri biz istemeyiz zamanında olurken kendi evimizde sığınmacı şey olduk, dışarı çıkamıyorduk yani, çıkamıyoruz. Dolayısıyla yani başkalarına da bu yönle bakmamızı sağlayacak bir dönem. Evet. Bir de tabii dünyanın düzeni, hayatın akışı değişince ister istemez bazı işler durdu. İnsanların gelirleri azaldı. Ama yardımlaşmanın da arttığını gördük. Bunun çok güzel örneklerini izledik. Belki birkaçı da şöyle izleyicilerimize hatırlatabiliriz. Mesela Türkiye'den de güzel örnekler var, dünyadan da. Mesela Kütahya'dan bir haber. Tavşanlı ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için sokağa yardım rafı kurulmuş. Mahalleliden böyle bir talep gelmiş ve muhtarlık devreye girmiş. Sosyal dayanışma oluşturulmuş. Durumu iyi olanlar gerekeni getirip koyuyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar da gelip buraya ihtiyaçları kadarını alıp
gidiyorlar. Yine evlerinden çıkamayan yaşlı ve özellikle engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için hemen herkesin seferber olduğunu gördük. Herkes bir komşusunun kapısını çalıyor, bir şeye ihtiyacınız var mı diyor. Onların alışverişlerini yapabiliyor. Yine Avrupa'dan çok fazla örnek var işte ihtiyaç sahibi ve yaşlı bireylere. Mesela sepetle gıda yardımı yapıldığını gördük. Mesela Konya'dan bir haber dikkatimi çekti. Pazarcılar ihtiyacı olanlar alsın diye poşetlerle sebze meyveleri koydukları böyle bir iyilik tezgahı açmışlar adeta. Kadıköy'de bir mahallede mesela imkanı olanların koyduğu, ihtiyacı olanların da aldığı bir sepet sarkıtılmış. Bazı kentlerde fırınlarda özellikle askıda ekmek kampanyası başlatıldı. Askıya bırakılan ekmekler işte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Sadece insanlara yardım değil, bu dönem hayvanların da iyi ki düşünüldüğü bir dönem. Mesela insan yoğunluğu azaldığı için yem ve mama bulmakta özellikle zorlanan sokak hayvanları için de çalışma başlatıldı. Yani yardımlaşma da gerçekten arttı bu süreçte. En zor kendisine göre, hepimizin kendisine en zor alandığımızı düşündüğümüz anda başkasıyla dayanışabiliyoruz yani. Bu dönemde bile yardımlaşmadan bu kadar söz edebiliyorsak ve herkes bir şeyler ne yapabiliriz diye düşünebiliyorsa normal zamanda demek ki bundan çok daha fazla kabiliyete sahibiz. Dayanışma ile ilgili çok güzel bir Hint atasözü okudum, bir arkadaşım göndermiş. Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki sen de karşıdasın diye. Yani yardım edince aslında biz kendimize yardım etmiş oluyoruz diye. O bize bir lütuf. İnsanın her bir yardım, bir şey yaptığında şükretmesi gerekiyor. Yani ben aracı olarak kullanıldım diye. Çünkü bize ihtiyacı yok Allah'ım yani. Kimse de açlıktan ölmüyor. Belki iki hafta önce insanlar daha şeydi ama işte yavaş yavaş uyum sağlayıp ne güzel bir de başkalarıyla ilgili güzel hikayeler biriktiriyoruz. Bu dönemin kahramanları tabii sağlık çalışanları. Onların hakkı gerçekten ödenmez. Canla başla 7/24 mücadele ediyorlar. Tabii herkes maskeli. Çok güzel bir fotoğraf karesi dikkatimizi çekti. Maskeli olunca tabii insanın yüz ifadesi de çok anlaşılamıyor. Özellikle hastalar kendilerini iyi hissetsin diye gülen yüzleriyle bir fotoğraflarını boyunlarına asarak hastaları tedavi eden bir grup doktora rastladık. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım istedik. Sonra karantinada mesela hastalarına işte doğum günü sürprizi yapan doktorların hikayesini gördük. Bu süreçte en ön safta en zorlu mücadeleyi doktorlarımız veriyor, sağlık çalışanları. Onlar için dünya çapında ortaya konan alkışlı destek de bu sürece damgasını vuran ve ileride de sanıyorum hatırlamaya devam edeceğimiz çok iyi bir hikaye olarak kayıtlara geçti. Bir kere çok mukaddes bir görev yani. Onu kavradık. Kendimiz evden çıkıp aman ondan o poşeti almayalım şunu bunu yani. Biz bunları düşünürken insanların ya orada o işin yani ateşin ortasında bunu yapıyor olması, ne yapsak da hakları ödenmez. Bu da ayrı bir şey yani. Bizim destek istersen 1 milyon değil 10 milyon tane bilmem ne gönder, istersen dünyanın en şeyini üret, ne yaparsan yap, bir tırnak etmez yani o çabanın yanında. Bu kıyaslanamaz bir çaba ki en büyük destek de bence o kahramanlara diyeyim moral olarak bir şeyler yapmak. Gerçekten çok değişik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç bize pek çok şey de hatırlatıyor, öğretiyor. Biz ama her şeye rağmen iyi hikayeler paylaşmaya devam edeceğiz izleyicilerimizle. Biz her hafta NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikte olmayı sürdüreceğiz. Lütfen iyi hikayelerinizi bizimle paylaşın. Bize e-posta atabilirsiniz. Bizi Instagram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. İyi hikayeler etiketiyle paylaşımlarınızı bekliyoruz. Hayatın akışı değişirken aslında bu süreçte zorluklarla mücadele edebilmek için bir parça kabullenmek ve uyum gösterebilmek çok çok önemli. Her şeye rağmen hepimizin yapabileceği şeyler olduğunu unutmamak lazım. İnsana en iyi gelen şey birilerine fayda sağlamak. Umalım dünyamız, ülkemiz iyiye yönelsin ve iyilikle kalsın.